Bir keresinde bir arkadaş bana diyor ki ben diyor bizim çırak o zamanlar. Bana diyor ki abi diyor ben para biriktiriyorum. Dedim hayır da neye biriktiriyorsun? Ayakkabı alacağım. Kaç ayakkabı? 170 euro. Dedim, Allah Allah 170 euro ne ayakkabısıymış o? Vezatçe. Niye öyle pahalı ya o? Abi marka. Herkes giyiyor. Dedim bak dedim kardeş. Şimdi ayakkabı alabilirsin. Pahalı ayakkabı da alabilirsin. O ayakkabı neden pahalıdır? Çünkü senin belinde bir sıkıntı vardır. Rahatsızlık vardır. Topuğunda bir ağrı vardır. O ayakkabının değeri çıkar. Çünkü malzemesi pahalıdır. O zaman o ayakkabıya 100, 120, 150 fiyatı neyse verebilirsin. Bu caiz olur. Ama öyle bir ayakkabı ki ayakkabı düşün. Ayakkabı A, ayakkabı B ve markası. Ayakkabı A markası ama ikisi aynı aslında. Malzeme, kalite olarak aynı. Bu 100 euro ve 170 euro. 70 euro fark var. Niye? isminden dolayı. Sadece isminden dolayı 70 euro daha pahalıysa bir aykabı ona para vermek caiz olmaz. Çünkü vezatçı araştırdım baktım biraz. Vezatçı lüksün zembolüdür. Lüks hayatın, lüks yaşamın zembolüdür. Dedim bak dedim kardeş yapma etme. Bu vezatçı abdestsiz, taharetsiz, gusülsüz adam. Neyin nesi bilmiyorsun. Gece gündüz çalışıyorsun, terliyorsun, vezatçı giyeyim diye. Bana demez mi diğer gün? Abi haklısın. Vezatçı homoseksüel. Adam homoseksüel çıktı. Vurulmuş. En lüks, konforlu, şatafatlı villasının önünde vuruldu, geberdi gitti. Vezatçe. Ondan sonra bir marka daha. Balenciaga. O konu da bugün geçti. Bakın araştırdım onu da. Baal, iblis demek. Almanca'da demon, Türkçesi şeytan, iblis demek. Baal, iblis demek. Ensiaga, ensiaga da de könik. yani en büyük demek. En büyük şeytan anlamına geliyor Balenciaga arkadaşlar. Ve bir genç tişört alıyor 200 oraya. Niye? Burada Balenciaga yazıyor diye. Ve bununla övünüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bizim Müslüman gençler ne duruma gelmiş? Durum ne kadar vahim, ne kadar önemli. Ne kadar zillet içerisine düşmüşüz. Farkında değiliz. Balenciaga giyiyoruz. Benim imanlı kalbimin üzerinde Balenciaga en büyük iblis yazıyor haşa. Ve ben bununla övünüyorum. Allah bizi kurtarsın. Allah genç neslimizi kurtarsın. Onun için marka giyinmek sünnet değil. Sünnet olan temiz, sade giyinmektir. Bak bu benim gömleğim mesela. Nereden aldım ne markası bilmiyorum. Hala bilmiyorum hiç bakmam yani. Uygun fiyata alıyorum. Bitti bak bana zararı yok. Kumaşı tamam böyle biraz sert olabilir ama ben rahatsız olmuyorum. Kaç aldım bilmiyorum yani ucuzdur. Markasını dahi bilmiyorum ama kötü, kötü mü duruyor şu an üstümde benim arkadaşlar? Kötü mü duruyor? Marka iblisin askeri konumuna gelebiliyorsun arkadaşlar. Marka sevdasından dolayı. Ya. İşte Allah Teala buyuruyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Misal veriliyor. Ya hadis i Şerife ayet olacak. Ayet galiba. Bilenle bilmenin durumu aynı ölüyle dirinin hali gibidir. Biri vardır ölü. İşte moda neyse ona kapılıyor. Kim ne yapıyorsa onu yapıyor. He dur bakalım. Sen bir odağını, Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şerifleri bir çevir. İlim meclislerine bir katıl. Bir sohbetlere katıl. Bir şeyler araştırma derdinde ol. Bir senin davan var, peygamberin var. Senin övünecek olduğun, giymiş olduğun Balenciaga tişörtü değildir. Sen Resulullah'la övüneceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir şeyle değil. Bir Müslüman kesinlikle markayla övünemez. Giymek kesinlikle caiz olmaz bu tişörtü. Giyiyorsan da giymeyeceksin ama giyiyorsan da bir de övüyor, övüyorsun kendini. Kesinlikle Allah korusun. Bu markanın dışında olan markalar hangi marka olursa olsun bu gevur markalar. Yani giyinebilirsin ama onunla övünemezsin. O övünülecek olan bir şey değil. İnsan elbisesiyle övünemez, giyimiyle övünemez, hava atamaz. Kaliteli giyinebilirsin, pahalı giyinebilirsin. Ne gibi pahalı giyinebilirsin? Durumun vardır zekatını, sadakanı veriyorsun. Cihada paranı harcıyorsun, Allah rızası için veriyorsun. Bunun haricinde paran var. Kaliteli giyinebilirsin. Yani biraz pahalı olabilir. Ne yönden pahalı? Yani bedenine uygun, rahat edeceğin bir kıyafet alabilirsin. Ama marka olmak zorunda değil. Onun için biz birincisi Kur'an okumuyoruz. Peygamberimizi sevmek yerine Vezzacı'yı seviyoruz, Balenciaga'yı seviyoruz. Arkadaşlar durum ne kadar ciddi ya? Bunun aksini yani bunu beni yalanlayan olacak var mı şu an burada? Öyle değil mi? İstisnalar kaideyi bozmaz. Bir şey söylüyorum. Herkes öyle değil haşa. Yani öyle insanlar var. İstisnalar var tabii ki. İstisnalar ne demek? Yani takva ehli var, mübarek insanlar var, gençlerimiz var. Onlar onları kastet burada kastedilen maalesef aldanan, bu konuda ilim sahibi olmayan ve yanlış insanların peşinden giden insanlar kastedilmiştir. Onlar kastediliyor bu konuşmalarda. Yoksa biz burada oturuyoruz diye biz kimseden üstün değiliz. Böyle anlamayın. Burada oturuyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Böyle sakın böyle düşünmeyin. Siz benden aşağısınız. Haşa. Eğer ki böyle bir şey zerre kadar kalbimde varsa allah Teala şu anda alsın ve hiçbir zaman kalbimize böyle düşünce sokmasın ben şundan üstünüm bundan imhaşa Allah muhafaza bundan Allah'a sığınmak lazım